Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 28 Eylül-4 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş Terazi burcundaki hareketini sürdürüyor. Sizin 8. evinizi aydınlatıyor. Bu hafta dolunay meydana geleceği için güçlü bir haftadayız. Hafta başından itibaren ay ışığı yavaş yavaş büyüyecek ve hafta başından itibaren Merkür, iletişim gezegenimiz Merkür Akrep burcunda seyahate başladı. Merkür'ün Akrep burcundaki seyahati bu yıl bir aralığa kadar sürecek çünkü son retro hareketi de Akrep Burcu'nda yapacak. 14 Ekim ile 3 Kasım arasında Merkür Akrep Burcu'nda geri harekette olacak. Bu nedenle 14 Ekim'e kadar özellikle iletişimle ilgili konular, eğitimle ilgili girişimler, belki bazı geziler, seyahatler, yolculuklar, ticari konular, bu konulardaki planlarımızı, programlarımızı, aktivitelerimizi e, harekete geçirmekte fayda var Çünkü 14 Ekim'den sonra Merkür bunları ister istemez geciktirebilir bazı sorunlar ortaya çıkarabilir bu hafta Mars retrosu devam ediyor ikinci evinizde e, ve bu hafta artık oğlak burcunda ilerleyecek olan Satürn e, Mars'a tam bir açı yapacak Mars Satürn karesi oldukça sert bir açıdır sert bir enerjidir ve bu hafta e, bunu deneyimleyeceğiz Toplumsal alanlarda da üzerimizde biraz baskı ve kısıtlama hissedebiliriz. Yani bizim dışımızda, irademiz dışında olan gelişen konular söz konusu. E, otoritenin baskısı olabilir, zorunlu bazı engeller olabilir. Siz de bu engelleri, kısıtlamaları daha çok finans konularında, parasal konularda e, hissediyorsunuz hayatınızda şu dönemde. Zorunlu harcamalar var, masraflar var veya beklediğiniz bazı paralar gelemiyor, biraz gecikiyor. İşte bunun baskılarını hissediyorsunuz ee, ve bu hafta 1 Ekim'i 2 Ekim'e bağlayan gece yarısı 9 derece Koç Burcu'nda dolunay meydana gelecek. Tam da işte Mars'ın gerilediği e, ikinci evinizde olacak. Dolunaylar farkındalık dönemleridir tamamlanma dönemleridir ve dönüşüm dönemleridir. Şiron'la birleşen bir dolunay aslında bizi bazı eksiklerimizle, yaralarımızla, bazı acılarımızla da şöyle bir yüzleştiriyor. Evet parasal bir zafiyet olabilir, bir borç olabilir, zorunlu bir harcama bizi zorlayabilir. Maddi anlamda eksiklikler hissedebiliriz, güçsüz hissedebiliriz kendimizi. Ama bir yandan da bu dolunay belki parasal konularda yanlış bir yöntem izlediğimizi veya hani e, parasal sorunlarımızı çözme konusunda e, görmediğimiz bazı gerçeklerle bizi yüzleştirecek ve bu dolunayın da ışığıyla beraber bundan sonraki süreçte işte para konularımızda bazı gerçeklerle yüzleşip e, bunları çözme imkanlarını da bulabiliriz e, sevgili koçlar sevgili balıklar sağlıklı mutlu başarılı bir hafta dilerim hoşçakalın.